Yine ben, yine Yener Hoca, yine fizik. Evet arkadaşlar, şimdi yeni dönemimize, yeni müfredata başlıyoruz. Dersimize yeni katılan arkadaşlarımız olabilir. Onun için ilk önce yine kendimi bir tanıtayım. Daha önceki derslerimize giren arkadaşlar beni tanıyordur. İsmim Yener Gülsever. Fizik derslerini birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Tabii arkadaşlar siz, ben bu konuşmayı bir önceki derslerimde de yaptım size diye hatırlıyorum ama yine yapacağım yeni gelen arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar fizik bilimi, siz geçen yıllarda fen bilgisi adı altında gördüğünüz, şu anda fizik, kimya ve biyoloji olarak üçe ayrıldı. Fizik alanını birlikte işleyeceğiz. Fen bilgisini geçen yıllarda kolaylıkla çözmüşsünüzdür, öyle ümit ediyorum. Bu yıl da arkadaşlar tabii biraz daha üst seviye olarak fizik dersini göreceğiz. Şunu yine başta hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Fizik bilimi gerçekten kolay bir derstir. Takip ederseniz problem yaşamazsınız. Ama benim derslerimi takip etmeniz lazım. Çünkü takip etmediğiniz takdirde bağlantı kuramazsınız. Bağlantı kuramayınca da problem yaşayabilirsiniz. Diğer derslerde belki öyle problem fazla olmayabilir. Bir Türkçe dersinde veya bir tarih coğrafyada bir yeri derse atladığınız zaman diğer derste anlatılanları yine anlayabilirsiniz ama fizik dersinde birbiriyle genelde bağlantılı olduğu için arkadaşlar takip etmeniz önemli. Çünkü ben size örneğin bir dersimde kütleyi anlatacağım, bir dersimde hacmi anlatacağım, bir sonraki dersimde öz kütleyi anlatacağım. Öz kütleyi anlayabilmeniz için kütle ve hacimle ilgili konuları çözmüş olabilmeniz lazım. Çünkü öz kütle ikisiyle bağlantılı. Ondan dolayıdır ki benim derslerimde arkadaşlar genel olarak da birbiriyle bağlantılıdır. Hepsini takip etmeniz güzel olur. Evet, fizik dersimiz, fizik bilimi, fizik nedir? Fizik nedir diye sorduğum zaman hemen çoğunuz cevap vereceksinizdir, inanıyorum. Çünkü çok yakında böyle bir şey işledik zaten. Hemen ne diyorsunuz? Fizik nedir? Fizik bilimi. Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen, deney yaparak inceleyen bilim dalına fizik denir diyoruz hemen. Deney ve gözlem. Şimdi arkadaşlar sanırım bu dersimizde, ilerleyen derslerimizde gözlemi de göreceğiz, gözlemin ne olduğunu. Onları da size anlatacağız. Deneyi zaten biliyorsunuz. Deney ve gözlem yaparak inceleyen bilim dalına fizik denir. Evet, burası önemli arkadaşlar. Madde ve enerji arasındaki ilişki inceleyen bilim dalına fizik diyoruz. Ben diğer derslerimde size söylemiştim arkadaşlar. Demiştim ki, örneğin demir suyun içerisinde batarken demirden yapılan vapurlar, gemiler suyun içerisinde batmamakta. O zaman hemen düşündüğünüz zaman işte bunun bir fizik alanıyla alakadar olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar fotoğraf çekiyorsunuz veya telefonlarınızda konuşuyorsunuz. Şu an evinizde biriyle konuşuyorsunuz, Ankara'dan İstanbul'daki biriyle hemen sesiniz anında gidip gelebiliyor. Veya şu anda karşınızda ben ders anlatıyorum. Evinizde hem beni görüntülü olarak hem sesimi duyabiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsinin temeline baktığımız zaman hepsinin fizik ile alakadar olduğunu görürsünüz. Bunun yanında bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Araçların çalışma prensibine, röntgenlerin, tıbbi cihazların çalışma prensibi, optik cihazların çalışma prensibi, şu kullandığınız gözlükleri veya aynaları düşündüğünüz zaman arkadaşlar, onların hepsinin çalışma prensibinde fizik olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla fizik neymiş arkadaşlar? Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına fizik diyoruz. Evet, fizik alt dallarına hemen giriş yapacağım.
O zaman ne diyoruz? Bizim alt alanları şimdi arkadaşlar siz geçen yıllarda neyi görmüştünüz? Isı ve sıcaklık konusunu görmüştünüz fen bilgisinde. Bunun yanında kaldıraçları görmüştünüz. Örneğin ısı ve sıcaklık fiziğin termodinamik konu alt dalına girmektedir. Sonra kaldıraçlar mekanik alt dalına girmektedir. Geçen yıl başka hangi konuları görmüştünüz? Hatırlamaya çalışıyorum 8. sınıf fen bilgisinde. Şu an başka hatırlamıyorum. Yani şimdi fizik ile ilgili gördüğümüz bütün konuların alt dallarını göreceğiz. Elektrik konusunu görmüştünüz arkadaşlar. Elektronların akışlarını, artı eksi yükler ve mıknatıs tarzı aletleri görmüştünüz. Ve bu aletlerin hepsi bu dersimizde fiziğin elektromanyetizma alt alanına girdiğini göreceğiz. Peki o zaman hemen söylüyoruz. Fiziğin alt dalları bir, mekanik, iki, termodinamik, üç, optik, dört, elektromanyetizma. Beş, atom fiziği. Altı, kata fiziği. Yedi, nükleer fizik. Sekiz ise yüksek enerji ve plazma. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Şimdi arkadaşlar ben geçen derslerimizde bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermemiştim diye hatırlıyorum. Şimdi fiziğin alt alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de vereceğim. Burada nasıl soru karşınıza çıkacak? Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarındandır veya değildir şeklinde çıkabilir. Bunun yanında mekanikle ilgili işte kuvvet ve hareket dediklerinden bilim dalı hangisidir? Fiziğin hangi alt dalı kuvvet ve hareket ile ilgilenir diye soru sorabilirim. O zaman da mekanik olduğunu bilebilmeniz lazım. O zaman hemen devam ediyoruz. Mekanik diyoruz. Kuvvet ve hareket ile ilgilenen bilim dalıdır. Fiziğin alt dalının alanıdır. Kuvvet, hareket ve denge ile ilgilenir. Kuvvet, hareket ve denge ile ilgilenir. Bu nedir arkadaşlar? Örneğin bir aracın motoru ne yapıyor? Tekerleklere bir kuvvet uyguluyor ve o kuvvet sayesinde aracımız hareket ediyor. İşte hareket eden kuvvet uyguladığımız veya şu masaya bir kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. Masayı ne yapıyorum? Hareket ettiriyorum. Bir kuvvet var ise, bir hareket var ise, bir denge var ise o zaman bu fiziğin mekanik alt dalıdır diyebilmeniz lazım. Termodinamik ısı ve sıcaklık ile ilgilenen ısı ve sıcaklık ile ilgilenir diyorum. Katılımımız nasıl hocam? 15 kişi hocam. 15. Neredesiniz arkadaşlar? Uyuyor musunuz yoksa? Öyle öyle. Evet arkadaşlar ne dedik? Bakın bunları özellikle yazıyorum. Çünkü karşınıza şöyle bir soru geldiği takdirde fiziğin hangi alt alanı ısı ve sıcaklık ile ilgilenir diye bir soru geldiği zaman hemen ne yapmanız lazım? Termodinamik diye cevap verebilmeniz lazım arkadaşlar. Onun için neyle ilgileniyormuş? Isı ve sıcaklık ile ilgilenen bilim dalı termodinamiktir. Optik, ısı
temizleyeceğiz. Işık ve ışın ile ilgilenir. Işık ve ışın dediğimiz şey arkadaşlar, işte aynalara ışık gönderiyorsunuz. O ışık ne yapıyor? Yansıyor. Veya gözlüklerimizi biliyorsunuz, optik olan, optik gözlük zaten denir onlara. Gözlüklerimize gelen ışınları ince kenarlı mercekler veya kalın kenarlı mercekler ışınları kırarak yansıtıyorlar. İşte o zaman optik diyeceğiz. Işık ve ışın ile ilgilenir diyoruz. Arkadaşlar bakın, ışık ve ışın. Yukarıdaki neydi? Isı ve sıcaklık. Dolayısıyla bunları karıştırmayalısınız siz. Çünkü isimlerinden de anlaşılıyor. Termo. Termo ne demek? Sıcaklık demek değil mi? O zaman termodinamik dediğimiz zaman ısı ve sıcaklıkla ilgileniyor diyeceksiniz. Optik de hemen aklınıza gözlükler gelsin. O zaman diyeceksiniz ki ışık ve ışın ile ilgileniyor. Elektromanyetizma arkadaşlar. Şimdi geçen yıl söylemiştim. Geçen yıl siz elektronları görmüştünüz, elektrikleri görmüştünüz. İşte bu seneye de 10. sınıfta da ilk konumuz elektrik ve manyetizma olacak arkadaşlar. İşte elektrik ve manyetik alan ile ilgilenir diyeceğim. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetik alan. Alan ile, şunu biraz daha geri alacağım. Sildiremedim. Nasılsa düşünemedim ben. Elektrik ve manyetik alan ile ilgilenir. Vay, güzel. Anladınız mı hocam? Evet arkadaşlar. Elektromanyetizma neymiş? Elektrik ve manyetik alan ile ilgilenen fiziğin alt dalına da elektromanyetizma diyormuşuz. Atom fiziği atomun yapısı ile ilgilenir. Atomun yapısı ile ilgilenir. Arkadaşlar bu bilgiler yoktu sizden. Sakın ha, biz bu dersi bile dinledik. Boşuna bir daha dinlememezlik yapmayalım demeyin. Doğru mu kullandım acaba kelime? Evet, atom fiziği atom ve atomun yapısıyla ilgilenir dedik. Katı halk fiziği arkadaşlar kristal yapıdaki maddeler ile ilgilenir. Maddeler ile ilgilenir. Arkadaşlar ekran görünmüyordur. Yazın da çok karizma olduğu için büyük ihtimal yazın da çok güzel görünmüyordur. Sadece sesi yanıtıya konuşacağım. Ha, bağırmayın diyorsunuz, tamam. Genelde çok bağırmayın diyorlar. Hocam çok bağırıyorsunuz diyorlar. Tamam, bağırmıyorum. Evet arkadaşlar, katı halk fiziği dedik. Katı halk fiziğine arkadaşlar örnek olarak da granit tencereler, sonra kalem ucu, akıllı kumaşlar, sonra şarjlı aletler, pilleri gösterebilirsiniz. Nükleer fizik ise arkadaşlar, şimdi atom fiziğinde ne dedik? Atomun yapısıyla ilgilenir. Yani atomun inceleyen bilim dalıdır. Nükleer fizik ise atomun çekirdeği ile ilgilenir. Evet, atomun çekirdeği. Atomun çekirdeği ile ilgilenir. Tabii ben arkadaşlar bunları basit bir şekilde ifade ediyorum. Normalde nükleer fizik nedir? Nükleer atomu duymuşsunuzdur. Nükleer atom çekirdeğin parçalanması sonucu elde edilen bir çok kuvvetli bir bombadır. Zaten çekirdeği parçaladığınız zaman arkadaşlar yüksek derecede enerji ortaya çıkıyor ve bu enerjide çok da şiddetli bir şekilde patlamaya ve zarar vermeye başlıyor. Onun için... Ben size soruyorum. Uranyum ve toryum mu hocam çekirdekleri? Evet. Değil mi? Ya zaten önemli olan o gibi maddelerin çekirdeği parçalamak. Zaten çekirdeği parçalamak önemli olan. Hani
normalde madde atomlardan oluşur. Madde atomlardan oluşur ama atomun çekirdeğini parçalamak çok zordur. Fakat parçaladığınız takdirde ise çok yüksek derecede etki meydana getiriyor. Peki, bakın arkadaşlar şöyle bir çizim yapacağım. Şu benim atomum, içerisinde proton ve nötronu vardı ve etrafında da elektronlar dolaşımdır arkadaşlar. Şimdi atom fiziği bu atom ile ilgilenirken, nükleer fizik ise bu atomun çekirdeğindeki proton ve nötronlarla ilgilenir. Zaten proton ve nötronları birbirinden kopardığınız zaman, ki bunlar birbirine çok sıkı bağlıdır, işte o zaman çok yüksek derecede bir enerji ortaya çıkıyor. Evet, bunu da söyledikten sonra yüksek enerji ve plazma fiziği. Arkadaşlar maddenin 3 hali yok, artık 4 hali var. Biliyorsunuz siz bunu. Katı, sıvı, gaz ve plazma hali. Biliyorsunuz buz sıcak ısı vermeye devam ederseniz erir, sıvı hale dönüşür. Katıyken sıvı olur. Sonra sıvı olan suya ısı vermeye devam ederseniz buharlaşır. Ve ne oldu? Gaza dönüştür. Gaz halindeki o buhar taneciklerine de yine ısı vermeye devam ederseniz arkadaşlar bu sefer plazma haline geçer. Yani maddenin en sıcak haline plazma diyoruz. İşte o zaman yüksek sıcaklıklarla ilgilenir diyelim veya yüksek sıcaklıktaki maddeleri inceler diyelim. Yüksek sıcaklık ki maddeleri inceler. Örneğin arkadaşlar biliyorsunuz güneş enerjisi güneşin hemen yanında madde plazma halindedir. Çünkü çok çok yüksek derecede sıcaklıkta sıcaklık meydana gelir güneşin hemen dibinde. Peki tartıyı hemen alın ve buna bağlı olarak size güzel güzel sorular gelecek. Hadi bakalım. Siliyorum tahtayı. Bunu ya ekran görüntüsü alın arkadaşlar ya da defterinizi alın. Bir şeyler yapın. Her şeyi de ben söyleyecek değilim. Aldık mı? Siliyorum. Bir cevap geldi. Siliyorum. Hocam elinizi sallamayın falan diyorlarmış. Evet, siliyorum. Cevap yoksa sizin anlamına. Cevap yoksa zaten sizin anlamına gelir. Peki, arkadaşlar hemen güzel bir örnek ile devam edelim. Karşımıza çıkabilecek soru tipleriyle devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanıdır? A, B, C, D, E. Hadi bakalım cevap verin. A, kuvvet. B, mercek. C, ağırlık. D, sıcaklık. E, atom fiziği. Hocam bu kadar basit soru sormayın diyenler hemen parmak kaldırsın oradan. Hemen cevaplar geldi hocam. E diyorlar. E mi? Evet. Peki kuvvet neden değil? Arkadaşlar kuvvet neden değil? Z diyor şu an. Hadi ilk cevap verin kim hocam? Dilara. Dilara her zamanki gibisin. Hadi bakalım. Tebrik ederim. Evet Dilara böyle devam edersen sürpriz hediyelerim var biliyorsunuz. Ben ilk cevap verenlere sürpriz hediye dağıtıyorum. Çünkü cebimden çıkmıyor. Onun için çok rahatım. Evet. Arkadaşlar
Hemen çok rahat bir şekilde atom fiziği diyebiliyorsun. Neden? Size kopya verdim zaten. Hocam atom fiziği dikkat ederseniz altta da yazmışsınız. Beşincisinde atom fiziği. Fiziğin alt alanlarından biridir. Ha, kuvvet fizikle alakadar, mercekler fizikle alakadar, ağırlık fizikle alakadardır, sıcaklık fizikle alakadardır. Ama bunlar fiziğin alt alanı değildir. Fiziğin alt alanları arkadaşlar, şu 8 tane alt alanından biridir sadece. Dolayısıyla fizikle alakalı olması, onu fiziğin alt alanı olduğunu göstermez. Karşınıza bunu çeşitlendirerek sorabilirim arkadaşlar. Yani şuraları değiştiririm, şuraları değiştiririm. Şunun yerine atom fiziği değil de elektromanyetizma kullanırım. Ama bu soruyu çözebilmeniz için şu 8 tane fiziğin alt alanı bilmeniz yeterlidir. 8 tane fiziğin alt alanı bildiğiniz takdirde bu sorulara çok rahat bir şekilde cevap verebilirsiniz. Bir örnek daha. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanı değildir? A. Katar fiziği. B. Atom fiziği. C. Nükleer fizik. Şurayı biraz sileceğim, alanım artsın diye. A, B, C, D, E. D, mekanik E, ısı. Evet arkadaşlar. Tahtamı görüyorsunuz, cevapları yapıştı. Yine bilerek E. Yine mi ediyorsunuz? Ne şeklini söyle ama diğerleri. Evet. Dilara. Herkese elemiş. Dilara, sana şarkı söylemiştim, hatırlıyor musun? Evet Dilara, tebrik ederim. Arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Fizik çok basit. İşte, fizik bu. Başka bir şey yok fizik. Fiziği anladıysanız, gerisi boş. Evet arkadaşlar, katar fiziği var, atom fiziği var, nükleer fizik var, mekanik fizik birinci sıradaydı. Isı diye bir şey var ama neyin alt alanı? Termodinamiğe bağlı. Dolayısıyla ben buraya termodinamik demiş olsaydım cevabım o olmazdı ama ısı demişim. Isı diye alt alanımız yok. Termodinamik diye bir alt alanımız vardır. Peki, burayı aldıysanız güzel ikinci soruyla, üçüncü soruyla karşınıza çıkıyorum. Söze mi sorayım yoksa? Neyse, hazırda olsun. Siliyorum arkadaşlar. Üstü sileyim. Bir, fiziğin, şöyle fiziğin demeyelim, ısı ve sıcaklık ile ilgilenir. İki, ışık ve ışın ile ilgilenir. Üç, atomun yapısı ile ilgilenir. Dört, kopya çekeyim. Kuvvet ve hareket ile ilgilenir. Hangisinin tanımı yoktur? Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur? Ya da çoktur. Evet, biliyorum.
A, B, C, D, E. Aşağı sileyim artık. Çünkü size bu kadar komple yeter. Yani tahmini olarak 20 dakikadır ders işliyorum. Bu 20 dakikada büyük bir bölümünü artık öğrenmişsinizdir. Hayır, 27 dakikaymış, 3 dakikamız kalmış. Peki. Evet arkadaşlar, hangisinin tanımı yoktur? Cevaplar gelsin. Arkadaşlar, ben sizden şunu istiyorum. Yanlış bilmek önemli değildir, derse katılmak önemlidir. Yanlış da olsa kesinlikle cevap verin. Önemli olan derse katılmak. Yanlış biliyor olabilirsiniz ama doğru cevabı gördüğünüz zaman doğruyu öğrenmiş olursunuz. Onun için rahat olun. Yanlış cevap yollayanları daha çok seviyorum. Yok mu cevap? Yok cevap. Çok kısa. Arkadaşlar kopya silince ne oldu? Yayın mı gitti? Hı? Aa, olur mu öyle? Hadi hadi ilk doğru cevabı bilene kesme şekeri hediye edeceğim. Neyse kesme şekeri az olur. Çay ikram edeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkes bir şık uydursa zaten çıkar. Biriniz A diyeyim, biriniz B diyeyim, biriniz C diyeyim bari. Doğru bulanı. Ayşe C demiş, Tuana Zehra E demiş. Başka? E, Lamia E. E. Dilara E. Çok güzel. Başka? Başka cevap var mı? Var. Hepsindekiler demiş. Evet. Arkadaşlar, ısı ve sıcaklık ile ilgilenen neydi? Termodinamik. Işık ile ilgilenen neydi? Optik. Atomun yapısı ile ilgilenen neydi? Atom fiziği. Kuvvet ve harekete ilgilenen neydi? Mekanik. Nükleer fizik boşta kaldı. O zaman bakın, atomun yapısı değil de atomun çekirdeği ile ilgileniyor demiş olsaydı nükleer fizikti. Dolayısıyla atomun yapısıyla ilgilenen atom fiziği, o zaman nükleer fizik açıkta kaldı. Yani karşınıza böyle bir soru daha gelebilir. Teneffüsten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Uzaklaşmayın bir yere. Kaçmayın.